belirli bir bütçeniz var, makine arayışındasınız. Eminim siz de bütçenize göre birçok ürünü incelemişsinizdir, farklı sitelerde bakmışsınızdır, fiyatları karşılaştırmışsınızdır, özelliklerine bakmışsınızdır. Ama hala karar veremediyseniz bugün size 2800-3000 TL aralığında farklı sitelerde bulabileceğiniz 2 tane ürün önereceğim. Daha doğrusu bu ürünleri alırsanız size neler sunuyor, bunlarla neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız, kısaca onlardan bahsedeceğiz. Zaten giriş seviyesi bir makine alıyorsunuz, o yüzden kafanızı hiç karıştırmayacağım. Yani dinamik aralık, cross type vesaire böyle konulara hiç girmeden temelde ilk aldığınızda işinize yarayacak mı, size neler vaat ediyor, onlara bakacağız. İki ürün demiştik. Bunlardan ilki Canon'un 1200D modeli. Fiyat olarak başlayalım. Dolar kuru maalesef değişiyor sürekli. O yüzden farklı sitelerde 2800-2700 aralığında bulabilirsiniz. Ürünümüz 18 megapiksel crop bir sensörle geliyor. Crop deyince çarpanı vardır. Yani şunu ifade ediyor. Canon'da 1.6'dır çarpan. Siz 100 mm'lik bir lens taktığınızda makineniz onu 160 mm olarak görecektir. ISO'muz ise 100 ile 6400 aralığında. Genişletilmiş olarak da yani 12800'e kadar ISO'yu çekebilirsiniz. Yalnız crop sensör giriş seviye bir makine aldığınız için ISO'yu maalesef çok fazla yükseltemeyeceksiniz. Fazla yükseltirseniz fotoğraflarınızda kumlanma ya da videolarınızda kumlanma olacaktır. Bu yüzden giriş seviyesi makineler için 1000 ISO civarı, yani daha doğrusu maksimum 1000 ISO civarı yeterli olacaktır. Onun üzerine çıktığınızda kumlanmayı emin olun çok daha fazla hissedeceksiniz. Aynı şekilde videoda da 100 ile 6400 arasında ISO'yu kullanabiliyorsunuz. Giriş seviyesi makinelerde sabittir. 30 saniye ile 1/4000 arasında bir shutter speed bize sunmaktadır. Bu değerler bizim için yeterlidir. Çok profesyonel çekimler yapmayacağımız için özellikle 1/4000'e kadar olan shutter speed bizim için yeterli olacaktır. Ürünün ekranına bakacak olursak 3 inç 460.000 noktadan oluşmaktadır. Ekran çözünürlüğü bir miktar düşük gelebilir ama yeterlidir bence. Yine dokunmatik değil ekranımız ve hareket etmiyor. Yani fotoğrafta bu size herhangi bir dezavantaj sunmaz ama video çekerken ekranın hareket etmemesi sizin için bir dezavantaj olacak. Şunu da belirtelim. Alacağınız DSLR makinelerin hepsiyle YouTube için video çekebilirsiniz. Yalnız vlog çekemezsiniz çünkü body'nin içinde bir titreşim engelleyici, bir imaj sabitleyici teknoloji yer almadığı için vloglar için çok uygun değildir. Genellikle vloglar için aynasız makinelere yönelin derim. RAW artı JPEG, sadece JPEG veya sadece RAW olarak da çekim yapabiliyorsunuz. sRGB ya da Adobe RGB'nin ikisini de seçip kullanabilirsiniz. Video kısmına gelecek olursak Full HD 30 FPS'te video standardını desteklemektedir. Ya 30 FPS yeterlidir bence. YouTube'a da atsanız kullanılabilir. İstiyorsanız ailenizle ilgili videolarda çekin. Burada yeterli olacaktır. Yalnız videoda şöyle bir özellik var. Maksimum 30 dakikalık bir çekim yapıyorsunuz ya da 4 GB'a kadar maksimum çekim boyutuna kadar makinemiz destek veriyor. Onun haricinde veya onun üzerine maalesef çıkamıyoruz. Bağlantıya bakacak olursak ise bağlantı kısmında keşke kablosuz olsaydı bağlantılar ama maalesef yok. Zaten olsa fiyatı bu kadar olmayacaktı. Üst seviyeye çıkacaktı fiyatları. USB ve mini HDMI ile yetinmek zorunda kalacağız dostlar. Ya burada çok sorun, dışarıda çektiğinizde anlık olarak birine fotoğrafları ya da videoyu atamayacaksınız. Ya çok yanınızda bir laptop varsa ya da eve geldiğinizde flash bellekli vesaire aktarım yapabilirsiniz. Body hafif, üzerinde de 18-55 kit lens ile geliyor. 18-55 bize neler sunabilir? Geniş açı veriyor. Belirli bir aralığa kadar da zoom yeteneği var. F3.5'tan başlıyor arkadaşlar. Yani burada çok böyle portre, arka planı uçurayım vesaire gibi şeyler düşünmeyin. Eğer onu yapmak istiyorsanız 50 mm 1.8'i kesinlikle öneririm. Şurada da hemen inceleme linklerini bulabilirsiniz. Batarya da bize yaklaşık olarak bir 500 civarı fotoğraf çektirmektedir. Eğer bu az diyorsanız yanınıza bir tane yedek batarya alabilirsiniz. Evet, giriş seviyesi olarak Canon 1200'de özellikler olarak fena değil. Fiyat performans olarak da alınabilecek bir makine. Bir de Nikon kanadına bakalım. Hemen hemen HDR fiyatta D5100 serisi var. Bir de onun özelliklerine bakalım. Bize neler sunuyormuş. 16.2 megapiksel bir sensör ile gelmektedir. Yine crop sensör bu. Yalnız Nikon'da 1.5 çarpanı vardır. Yani 100 mm taktığınızda 150 mm olarak lensinizi görecektir.
Yine üzerinde kitlensi olarak 18.55 var. Yani 18.55'i en geniş açıda 27 derece olarak görecektir. 1200D ile D5100 arasında 2 megapiksellik yaklaşık bir fark var. Yani 1-2 megapiksel emin olun hiçbir şey fark etmeyecektir. Megapiksel kısmına çok takılmayın. 16, 18 ya da 20 olması çok bir şey ifade etmiyor. 20'nin üzerine çıktığınızda atıyorum 24 aldığınızda, 26 aldığınızda, 30 aldığınızda sadece şu. Çözünürlük arttıkça netlik bir miktar daha artacaktır. Bir de kullanacağınız fotoğrafları da baskıya gönderdiğinizde daha büyük baskı almanıza olanak sağlayacaktır. Onun haricinde abartılacak bir şey değildir megapiksel. ISO kısmına baktığımızda 106.400 olarak yine ama genişletilmiş olarak 25.600'e kadar çıkmaktadır. Ama yine tekrar ediyorum, crop sensörlüde hangisini alırsanız alın dostlar, 1000'in üzerinde çıktığınızda bu kullanmayı kesinlikle hissedeceksiniz. Çünkü Canon'da kullandım, Nikon'da kullandım, Sony'de kullandım. Bu genel olarak crop sensörlerin hepsinde aynıdır. Yüksek ISO başarımı istiyorsanız mutlaka bir full frame makine almak zorundasınız. Shutter speed yine aynı, 30 saniyeden 1/4000'e kadar. Bu yeterlidir yine bizim için. Makinenin farkı işte burada belli oluyor. Ekran dostlar çözünürlük 921.000 noktadan oluşmaktadır. Yani çözünürlük nereden baksak Canon'a göre 2 katına çıkmış. Bu gayet iyidir bizim için. Bir de en güzel özelliği ekranın hareket etmesidir. Yani video çekimlerinizde size kolaylık sağlayacaktır. Yine dokunmatik maalesef değil. Zaten makineler günümüz teknolojileri koysak 2800 TL alamazsınız dostlar. Ya da bu dolar kuruyla birlikte. O yüzden firmalarda bazı şeylerden feragat etmek, kırpmak zorunda kalıyor. Yine RAW artı JPEG vesaire ya da ikisini tek tek de çekebilirsiniz. Siz burada tercih size kalıyor. Video kısmında yine Full HD 30 FPS videolar çekmektedir. Kablosuz bağlantı yine bu ürünümüzde de yok. USB ve HDMI ile yetinmek zorundayız. Bağlantı olarak da bir de ekstradan mikrofon girişi bulunmaktadır. Özellikle video çektiğinizde harici bir mikrofon kullandığınızda hem daha kaliteli ses alabilirsiniz hem de dışarıdaysanız rüzgar sesinden korunabilirsiniz. Özellikle YouTube videosu çekmek istiyorsanız bu sizin işinize fazlasıyla yarayacaktır. Evet dostlar, iki ürünün şöyle bir genel özelliklerine baktık. İşimize yarayacak, yaramayacak neler var onlara bir kısaca değindik. Burada bütçenize göre iki ürün belirlemiştik. Tercih yine tabii ki size kalıyor. Şöyle bir artısını eksisini yapacak olursak ürünlerin, Canon fotoğraf olarak biraz daha ön plana çıkabilir burada. Ama video konusunda da özellikle ekranın çözünürlüğü ve hareket etmesi, harici mikrofon takma konusunda, video konusunda bir adım daha öne çıkmaktadır Nikon. Tabii bu kişisel fikrim benim. Tercih yine size kalıyor dostlar. Aklınıza takılan yine herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına bırakın. En hızlı şekilde dönüş yapıyorum. Yine Instagram linki orada. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki karşılaştırmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.